Of! Bütün tersini üstüne iner. Daha ilk lafımda şu espriyi suya alıp da kafama geçirmezse benim adımla Çağla değil. Suna Hanım! Süper müthiş zamanlama. Murat Bey seni bekliyor. Teker teker gelinim he. Murat Bey kim? Necat Bey'in büyük oğlu. Çok tatlıdır. Özellikle sabahları marshmallow gibi olur. Espresso istemişti, bence buradan başlayabilirsin. Hatta bundan sonra bu görev senin. Tam karşıdaki oda. Hadi. Hadi koş. Koş. Gel. Masama bırakabilirsin Çağla. Çağla, yani Çağla Hanım kahvenizi benim getirmemi istedi. Bu kadarına da pes. Senin ne işin var burada? Söyledim ya, burası benim işim. Onu anladık. Murat Bey'in odasında ne işin var? Bir de böyle ellerin cepte, pencere önünde poz kesmeler filan. Murat ben. Ne olmuş yani? Yoldan 10 kişiyi çevirsek ikisinin adı Murat çıkar. Ya adaşsınız diye patronun odasına öyle elini kolunu sallaya sallaya... giremezsin. Ha. Sen, yani siz, o Murat, patron Murat. Ta kendisi, kahve verecek misin artık şu olmadan? Özür dilerim ben çok, yani gerçekten çok özür dilerim. Ben bilseydim öyle şey eder miydim hiç? Ama siz de hiç açık etmediniz yani. Uyarın için sağ ol. Bundan sonra ortalıkta ben Murat sarsılmazım diye dolaşırım. Yok, ben öyle demek istemedim. Neyse, uzatmayalım. Sunay değil mi? Hayır, Hayat. Nasıl? Yani sadece nüfusta Suna Pektaş yazıyor. Ben özel hayatımda, arkadaş çevremde Hayat'ı kullanıyorum. Babamın haberi yok. Yani bana koyduğu ismi beğenmemezlik ettiğimi düşünsün istemem. Tamam, uzatmayalım. Evet, tabii. Babanızın torpili burada oluyor olmanız benim için hiçbir şey ifade etmiyor. İş konusunda lakaylıktan ve laubalilikten hiç hoşlanmam. Onun için benim nazarımda burada Suna Pektaş değil, herhangi bir çalışansınız. Öyleyim zaten. Lafımı bölmeyin lütfen. Evet. Evet ne? Lafımı bölmeyin deyip sustunuz. Ha, komut almadan iş yapamam diyorsun yani. Bitti, bu kadar, çıkabilirsiniz.